Efendim iyi akşamlar. Bugün 16 Şubat 2017 günlerden Perşembe. RT Televizyon Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız ve hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Konya Valiliğinden bugün sabah saatlerinde önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama FETÖ soruşturmalarına ilişkindi. İşte detayları. Konya Valiliği kentte yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan kamu personeline ilişkin açıklama yaptı. Valilik, FETÖ PD'ye bağlantısı gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Buna göre 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ PD'ye bağlantısı iddiasıyla Konya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelle ilgili görevden uzaklaştırılan sayı 992, tutuklanan sayı 1650, devlet memurluğundan çıkarılan sayı 2390. Konya Valiliği ilgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edildiğini söyledi. Belediye tarafından yapılan kitap fuarı devam ediyor ve bu kapsamda yazar, son günlerde en çok okunulan yazar Sinan Yağmur Belediye Kültür Merkezi'nde kendi okuyucularına seslendi. Duygusal anlar yaşandı. İşte kameralara yapılan programdan kayda geçen görüntüler. Onun da size çok selamı var. Bir şey dışı programında kendisi. Ereğli 1. Kitap Fuarı'nın 6. gününde son 10 yılın en çok okunan yazarı Sinan Yağmur kitap severlerle Yunus Emre'de Sevgi Terapisi adlı konferansta buluştu. Hoş geldiniz diyorum. Belediye Kültür Merkezi'ndeki programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çok değerli yazarlarımız Kulluk kitaplarını. bir aşka yolculuktur. Aşka yolculuk esnasında yolcunun bir yaren, bir ahiretlik, bir kıymetlik, bir gönül dostum dediği kimse yoksa yolun sonunu zor bulur diyor. Gönül dostları diyerek söze başlayan Yağmur alkış topladı. Yolculuk esnasında yolcu bir yare, bir ahiretlik, bir kıymetlik, bir gönül dostum dediği dostu yoksa yolun sonunu zor bulur diyor gönül dostları. Aşkın uzun yol yolcuları, Yunus Emreler, Hünkar Hacı Bektaşi Veliler, Sinan Ümmiler, Tapduk Emreler, Şemsler Mevlanalar, Koneviler, bütün bildiğimiz hayatlarını bize bıraktıklarını hasretle okuyup da dinleyip de ah nerede şimdiki Programdan sonra Sinan Yağmur kitap severlere kitaplarını imzaladı. Daha önce de ekranlarınıza taşımıştık. Serdar Duman'ı, belediyenin özel kalem müdürlüğü personeli, hem belediye başkanı Özkan Özgüven hem de belediye çalışanları tarafından sevilen bir isim. Kim açıldı? Belediyenin özel kalem müdürlüğü personeli, Down sendromlu Serdar Duman fark oluşturuyor. Azmi ve çalışkanlığı ile göz dolduran ve herkesin takdirini kazanan Duman, Başkan Özkan Özgüven'e de destek oluyor. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Serdar bizim değer verdiğimiz bir elemanımız. Onun azmi, çalışkanlığı bizi mutlu ediyor. Özel kaleme gelen misafirlerimize yardımcı olması ve her daim gülen yüzüyle halkımızın da takdirini kazanıyor. Serdar bize yaşam gayemizi hatırlatıyor. Onu gördüğümüzde hayata bakış açımız değişiyor ve o mutlu olduğunda dünyalar bizim oluyor. Ben şansım ve çalışma arkadaşlarım adına Serdar'a çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum dedi.
Efendim Ereğli Ticaret Borsası ve İşkur işbirliğinde düzenlenen bir kurs vardı ve bu kurs bugün sona erdi. İşte sona eren bu kurs hakkındaki ayrıntılar. Ereğli Ticaret Borsası ve İşkur işbirliğinde düzenlenen KOSGEB destekli girişimcilik kursu bugün sona erdi. Borsa Başkanı Zekeriya Ünlü, üyelere yönelik bir konuşma yaparak elinize geçen bu imkanı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Elinize geçen bu imkanı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Elinize geçen bu imkanı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Devletimiz istihdamı artırmak için bu tür kursların sayısını artıracak. Bence bulunmaz bir nimet olarak adlandırırsak abartmış olmayız. Bursa'mızda yapılan kursumuz gayet iyi geçti. Ben katılan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum dedi. Zekeriya Ünlü bu tür kursları İşkur ile birlikte düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Ereğli'ye bağlı Aziye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Aydın 2 hafta önce 3 adet keçi aldı. Ancak bu keçiler çok farklı. Ahırlarından çıktıktan sonra Mustafa Aydın'ın evinin çatısına çıkıyorlar. Ve veterinerler ise keçilerin doğasında yüksek yerlerde yaşamak var diyor. İşte o kameralara yansıyan güzel görüntüler. İndirme. Bassın hemen. Ereğli'ye bağlı Aziziye Mahallesi'nde Mustafa Aydın isimli kişinin aldığı 3 adet keçi ahıllarından çıkınca evinin çatısına çıkıyor. Bu keçilerin oraya neden çıktığı bilinmezken güzel görüntüler oluşuyor. Bu keçileri her serbest bıraktığımızda evimin çatısına çıkıyorlar. Orada kiremitlerin üzerinde dolanıp duruyorlar. Neden çıktıklarına herhangi bir anlam veremedim. Bundan rahatsız değilim. Sizlerin de gördüğü gibi gayet güzel görüntüler oluşuyor dedi. Keçileri alalı 2 hafta olduğunu söyleyen Mustafa Aydın, onları gören komşuların da oldukça şaşırıyor. Mustafa abi sen bu keçileri bir veterinere göster diyorlar. Evet gösterdim. Veterinerlerden keçilerin doğasında yüksek engebeli yerlerde yaşamak var. Bu yüzden çatıya çıkıyorlar cevabını aldım diye konuştu. Keçileri bıraktığım zaman çatıya çıkıyor. Yani zirveye çıkıyor yani. Bakın görüyorsunuz. Burada hiçbir şey yok, yem yok, saman yok ama sadece bir kiremit var yani. Neden? Bu Allah tarafından işte. Ve bunu veterinere danıştım. Veteriner de bir şey demedi yani, o da bir tespit edemedi neden çıktığını. İşte zirveyi seviyor demek ki. Konya'nın güzel bir yatırımı var. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve en büyük çevre yatırımı olarak biliniyor. Konu hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de bilgi verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında Konya'nın en büyük çevre yatırımı olan yeni katı atık depolama, ayrıştırma, betraf testleri ile enerji üretim testleri hakkında bilgi verdi. Akyürek, bu alana yapılacak enerji üretim testi ihalesinin uluslararası boyutta takip edilen ve bu aylarda yapılan en büyük ihalelerden biri olduğunu söyledi. 20 bin metrekarelik bir alanda oluşuyor. Tıbbi atık yönetim alanında enerji üretim tesisi ihalesi ki uluslararası boyutta takip edilen ve bu aylarda yapılan en büyük ihalelerden birisiydi. Geçen hafta arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi. Sözleşme de bildiğim kadarıyla imzalandı. Yaklaşık olarak 150 milyon avroluk bir makine parkı oluşturacak firma.
1 milyarlık bir ihale bu işletme maliyetiyle birlikte. Şu ana kadar belediyemizin orada altyapı olarak yürüttüğü miktar, harcadığı miktar gerçekleşen rakamda 60 milyon lira civarında. Ama bundan sonraki harcama artık firmaya ait olacak. Yap, işlet, devret ve ciro üzerinden pay öde sistemiyle ihale edildi. Büyükşehir Belediye'mize süreç içinde 3 milyar liraya kadar katkıda bulunmuş olacak yıllar bazında. Hem üretimden pay almış olacağız, hem de buna ilaveten işletme maliyetinden kurtulmuş olacağız. Bu şehrimiz adına önemli bir yatırımdı. Yeni Sol Sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden bir duyurumuz var. Bunu paylaşmak istiyorum. 2017 yılına ait sulama beyannameleri alınmaya başlanmış olup 28 Şubat 2017 tarihine kadar beyan bedellerinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır denilmekte. Yapılan duyuruya göre diyelim ve şimdi müsaadenizle Türkiye gündemine devam edelim. Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir ülke yoktur. Eğer güvenlikten bahsediyorsak. Dünya Turizm Forumu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin güvensiz ülke olduğu dedikodularına böyle sert çıktı. Diğer ülkelerden örnekler verdi. Terör her yerde. Adres tanımıyor. Avrupa'nın göbeğinde terör oluyor. Türkiye'de de oluyor, Orta Doğu'da da oluyor, efendim Kuzey'de de oluyor, her yerde oluyor. Terörün olmadığı yer yok. Terörden korkmak, terörle korkutmak ancak ve ancak terörün işine yarar. Teröristlerin işine yarar. Onun için ben gururla ve güvenle söylüyorum. Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli. Avrupa, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli. Bir de uyarı yaptı Başbakan Yıldırım. Üzülerek. Bu terörü, turizmi baltalamak veya turizmde avantaj sağlamak için lütfen kullanmayalım. İnsanların buluşmasına, kardeş olmasına, bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesine destek olalım, köstek olmayalım. Sert çıkışının ardından Çanakkale'liler için sıradaki önemli projeyi açıkladı. Şimdi sırada dünyanın en uzun köprüsünü yapmak var. İhalesini yaptık. İlk kazmayı da 18 Mart'ta vuruyoruz. Çanakkale Geçilmez Köprüsü, Çanakkale artık düşmana geçilmezdi, herkes için geçilir hale getiriyoruz. Kosova Ticaret Bakan Yardım. Fırat Kalkanı Harekatı 177. gününde devam ediyor. Bu kapsamda %40'ında hakimiyet sağlanan Elbap'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkelerindeki gezisine katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar önemli bilgiler paylaştı. Akar, gözümüz aydın, Elbap operasyonu bitti dedi. Bölgedeki temizliğin sürdüğünü söyledi. Bölgede son olarak iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda temizlik yapıldığını da aktardı. Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 258 DH terör örgütü hedefine atış yapıldığı aktarıldı. Ayrıca harekat kapsamında Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar tarafından da 20 DH terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda 15 bina, 2 karargah binası, 2 cephanelik ve 1 bombalı araç imha edildi. Çatışmalardaysa 15 DH terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'na Amerika'nın artık daha fazla destek vereceği açıklandı.
Yurt genelinde terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Adana'da operasyon yapıldı. Operasyon sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret edenlere yönelikti. Şafak vakti düzenlenen baskınlarda ikisi kadın 22 kişi gözaltına alındı. Zanlılar yaklaşık 13 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mutlaka şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde çok dikkatli olun. Biraz amacına uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Operasyonların bir diğer adresi Kahramanmaraş'tı. İl merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerinde yapılan huzur operasyonunda 800 polis görev aldı. Operasyon sonunda 3858 kişi sorgulandı. Huzur operasyonunda toplam 21 kişi gözaltına alındı. 542 yabancı uyruklu şahsın üst aramasının yapıldığı operasyonda 221 umuma açık yer kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 33 araca 10.652 lira idari para cezası kesildi. Huzur operasyonunda otellerde konaklayan yüzlerce kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Apart ve günübirlik konaklama yerlerinde kalan 404 kişi tespit edilerek aranan 2 kişi yakalandı. Bursa'da da operasyon vardı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen 14 kişi gözaltına alındı. Üniversite öğrencisiyken kendilerini din alimi gibi tanıtarak PKK propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Zanlılar terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütüne üyelik suçlarından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa'da da şafak vakti operasyon yapıldı. Asayiş, terör, narkotik ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 30 ekip uygulama yaptı. Yaklaşık 400 polisin katıldığı uygulamalarda ekipler konvoy halinde ara sokaklara girerek kahvehane ve iş yerlerini denetledi. Yaklaşık 20 iş yeri, 700 şahıs ve 369 aracı inceleyen ekipler bir aranan şahsı yakalarken bir de ruhsatsız silah ele geçirdi. Mardin'in Usaybin ilçesinde de PKK'nın yeraltı sığınağı bulundu. Operasyon 10 kırsal mahallede faaliyet yürütenler için düzenlendi. Operasyon kapsamında bir adet oda bulunan 20 metrekarelik yeraltı sığınağı bulundu. Ayrıca sığınak içerisinde çok miktarda yaşam ve eğitim malzemesi ele geçirildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında iki şahıs hakkında işlem başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü FETÖ soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli yapılan operasyonda TÜBİTAK'ta çalışan 24 mühendis gözaltına alındı. 24 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken TÜBİTAK'ta bulunan odalarında da arama yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan mühendislerin işlemleri ise devam ediyor. Edirne'de de İpsala sınır kapısından Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi karı koca ve onlara yardım eden bir polis iki kişi suçüstü yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbaratlar doğrultusunda İpsala sınır kapısında görevli polis memuru MK'yi takibe aldı. Zayi kaydı bulunan pasaportlarıyla İpsala sınır kapısına gelen FETÖ şüphelisi Doktor E.S. ve eşi D.S. ve bu duruma göz yuman polis memuru gümrükte yakalanarak tutuklandı. Organizatör olan kişilerin FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a geçirmek için 20 bin euro aldıkları belirlendi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonlarsa devam ediyor. Aralarında Muhsin Yazıcıoğlu kazasını örtbas ettiği ileri sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü AOD'nin de bulunduğu 17 eski polis memuru sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Karabük'te de Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 6 öğretmenle emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan ve görevden uzaklaştırılan öğretmen M.S. ile komiser E.Ç. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ şüphelileri olan şahısların örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullandıkları belirlenmişti. Müzik.
Ticaret Vestel Konsept Bayi. Yılın son kampanyası. 2016 yılını bitirirken depolarımızı boşaltıyoruz. Vestel marka ürünlerimizde %50, %60, %70'e varan indirimler siz değerli müşterilerimizi bekliyor. Kararınızı değiştirecek, sizi mutlu edecek bu fırsatlar senede bir gelir. Fiyatları görmeden karar vermeyin. Tulum Ticaret, güven ve dostluğun birleştiği yer. Merkez telefon 0332 713 2603. Şube telefon 0332 710 55 10. Türkiye bestelleniyor. Ayrıca Tulum Düğün Salonumuzla size özel güzel bir gün için hizmetinizdeyiz. Rezervasyon telefon 0532 441 çift 026. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sundu. Bu akşamlık da bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.